Rabbimize kavuştur. Biz de kötü olan her şeyden inşallah Rabbimize sığınacağız. Ve min şerri gâsibin ile vebâb. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Evet. Gece vardır da bir de top koyu bir gece vardır. Yani geceleyin yürüdüğünüz zaman ayağınızı bastığınız yeri dahi göremezsiniz. O gecenin en koyu, en karanlık olduğu bir zamandır. O zaman yılanlar, ciyanlar, tilkiler, çakallar, kurtlar hep ortaya çıkar. Etraflar kendilerine göre bir şeyler ararlar. İnsanın kendisine ürperti veren, korku veren bir saatlerdir. Gecenin karanlığının çöktüğü bir saatler. Yani teröristlerin en fazla plan yaptığı, İslam milletinin üzerinde oyunlar oynanan siyonistlerin, misyonerlerin, Kur'an'a ve sünnete, Müslümanlara düşman olanların planları ekseri olarak geceleyin planlanmaktadır. Biz hem gecenin koyu olan karanlığından hem de bize bu dünyada zulümatı yaşatmak isteyen o plan yapanların da şerrinden hep birlikte Allah'a sığınıyoruz değerli kardeşlerim. Değil mi? Çanakkale'ye geçselerdi, şimdi bu topraklar başkalarının ellerindeydi. Kıbrıs'ı alsalardı başkalarının elindeydi. Değil mi? Bu milletin üzerinde darbeler yapılıyor. Bu milletin üzerinde oyunlar oynanıyor. Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Avrupalılar, İsrail, Rusya, aklınıza daha kimler geliyorsa bu milletin ve topraklarımızın üzerinde hep oyunlar planlanıyor. Ama Rabbimize hamdolsun ki büyük bir çoğunlukla bu planlar bu millet tarafından her keresinde tepkiyle karşılanıyor, geriye tepiyor elhamdülillah. Dünyada Allah'ın dinine düşman olanlar isterler ki bu semalarda ezanın sesi yükselmesin. Onu istiyorlar. Onun için Rabbimize sığınıyoruz. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, şirkin şerrinden, küfrün şerrinden, cehaletin şerrinden, zulmün şerrinden, Allah'ın dinine kast edenlerin şerrinden, insana düşmanlık yapan zalimlerin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Hep beraber. Allah bizleri bu dünyada kötü olan herkesin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Kardeşler. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb, amcası diyor. En büyük düşman oydu peygamberimize. Sizin amcanızın olması, ırkının Arap olması, Mekkeli olması bir şey değiştirmiyor ki. İnsan kötü olduktan sonra herkese zararı var. Sadece kendine zararı yok. Herkese zararı var. Ben içki içen kardeşlerime her zaman dua ediyorum. Arkadaşlar diyorlar ki hocam onun zararı kendine diyor. Onun zararı kendine de ama sadece kendine değil. İnanın ailesine zararı var. Çoluk çocuğuna zararı var. Evine zararı var, mahallesine zararı var. Sadece zararı kendine değil. Dua edelim kardeşlerimize. Allah onları efendim günah olan o fiilden uzaklaştırsın. Rabbim onlara da hidayet nasip eylesin. Bir dua edelim. Kollarından tutalım. Merhamet elimiz uzatalım. Hidayet Allah'tandır. Ve min şerrin neffâzâti fil ugâd. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Düğümler var. İp var. Bu ipi eğip büküyorlar. 11 tane düğüm atmışlar. Hatta Peygamber Efendimiz'e bile böyle bir büyü yapılmış. Soyun dibine koyun dibine atmışlar. Peygamber
sihir yapmışlar Peygamber Efendimiz'e. Tutmuş mu? Hayır, tutmamış. Peygamberimiz bundan bir zarar görmüş mü? Hayır. Allah'ın yardımıyla hiçbir zarar görmemiş. Ama bugün bu dünyada Müslüman olmayanları kastetmiyorum. Allah onlara iman nasip etsin. Benim sıkıntım, yani bu sihirleri, büyüleri Müslümanların yapmış olması. Çok acı verici bir şey. Yahudi yapıyor, Hristiyan yapıyor. Allah'a peygamber düşmanlık olanlar yapıyor da onlar iman etmemiş. Onlar Müslüman değil. Öyle ölürlerse zaten ebediyen cehennemde kalacaklar. Bu belli. Ama benim Müslüman kardeşim bu sihri, bu büyüyü, bu ilacı yaparsa, ki yapılanlar duyuyoruz, Allah muhafaza, bu inançla ölürlerse eğer, onlar da ebediyen cehennemde kalırlar. Sihir üzerine, büyü üzerine, fesatlık üzerine, bu inanç üzerine ölürlerse onların da varacağı.